Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobil 2020'de ilk kez şarkı çevir çıkanı yap challenge yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz serinin başındaki şarkı çeviriler birazcık kolay başlıyor ama gittikçe aşırı derecede zorlaşıyor. O yüzden bu serinin devamı için sizlerden bomba bir like patlaması bekliyorum ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım hemen şimdi sizlere görevlerimizi göstereceğim. Hemen şöyle görevlerimizi açayım arkadaşlar size ama bu değil buradan değil hemen şöyle açıyorum arkadaşlar. Ekranı sürekli değiştirip duracağız. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi görevlerimiz var. Ben bu ekranı sürekli değiştirip duracağım. Haydi bakalım arkadaşlar o zaman hemen hızlıca İlk görevimize başlayalım. Görevimize bakıyoruz bakalım. İlk görevimiz neymiş arkadaşlar? Haydi bakalım güzel bir görev gelsin lütfen. Toti de ilerle geldi arkadaşlar. İnşallah bu ikiden fazla gelmez. Birincisi geldi bile ama ikiden fazla gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yanlışlıkla kendimi açtım. Bak ben bu hatayı bugün çok yapacağım muhtemelen. Haydi bakalım arkadaşlar o zaman Team of the Year'a girip TOTY'de de ilerliyoruz bu seriyi çok seviyordunuz. En sevdiğiniz iki serimiz vardı. Birisi çarkı çevir çıkarı yap, birisi de süper güç. Şimdi sizlerle birlikte süper güç çekiyorum. Çünkü özlediğinizi düşünüyorum ve direkt ikinci günden süper güç çekeyim dedim. Gerçekten efsane şeyler yapacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Yani bomba şeyler yapacağız. Orta saha oyuncuları olarak arkadaşlar bir tane orta sahayı alacağım ben bu takıma. Yani takipçimin hesabı sonuçta. Onunla beraber karar verip orta saha oyuncusu alacağız. Zaten kabul eder benim dediğim kişiyi. Ben Kante'yi seviyorum biliyorsunuz. Muhtemelen Kante'yi alırım. Şimdi buradan bir 40.000 coins alalım. Orta oyuncularına da bir göz atalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Bakalım kimler varmış? Bu arada internette de bir yavaşlık söz konusu. Aslında interneti kapatıp açıp yeniden videoya da girebilirdim ama çok da önemli değil arkadaşlar. Zaten hemen geliyor yani. Çok da fazla vakit kaybettirmiyor ama birazcık şu anda internette yavaşlık söz konusu. Fişten çıkarıp takmadan bazen düzelmiyor arkadaşlar. Bu internet aslında iyi ama fişten çıkarıp takmadan düzelmiyor. Yapacak bir şey yok. Her neyse arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bir orta oyuncularını göstereyim. Bunu göstermem herhalde uzun sürmez. Evet Kante MDO gördüğünüz gibi arkadaşlar efsane gözüküyor. Yani gerçekten şu dünyadaki en iyi defansif orta saha oyuncusu kendini kanıtlamış durumda zaten. Engola Kante. Diğerlerinden emin değilim. Yani Kevin De Bruyne de mükemmel ama en iyi ofansif orta saha ama emin değilim ki zaten onun daha iyisi yok. De Jong ama De Jong çok tartışılır ya bilmiyorum. De Jong tartışılır bence. De Jong'dan daha iyi merkez orta saha oyuncuları vardır diye düşünüyorum. Yani ben Kante ile De Bruyne koyarım ama De Jong'u belki koymayabilirdim. Her neyse arkadaşlar hemen diğer görevimizi açalım bakalım. Diğer görevimiz de ne varmış hep birlikte göreceğiz sizlerle birlikte. Bakalım diğer görevimizi açıyoruz. Zor bir görev gelmesin. Evet arkadaşlar güzel görevlerle başladık. Ücretsiz paket aç geldi. Hemen o zaman ücretsiz paketimizi açalım. Bakalım ücretsiz paketten ne çıkacak? Yani bunu bir zorluğu da yok. Yani şey de koymadım. Ücretsiz paket aç 70 üstü gelmezse elit hızı sat filan da koymadım. Ama arkadaşlar bakın tahmin yapacağım sadece hiçbir cezam olmayacak ama 60 üstü ya 61'den yukarı gelmez. Bak 61'den yukarı gelmeyecek ben de bunu buraya yazdım bakalım. Bu arada iki tane oyuncu gelme şansı var çünkü şu temel öğe yazıyor ya o temel öğe oyuncu da olabiliyor. Paketin açılmasının uzun sürmesine gerçekten aşırı derecede sinir oluyorum arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Hadi abicim gel ekran gelsin oyuncu çıksın artık hadi abi hadi. Bekliyoruz arkadaşlar evet. Gerçekten bekliyoruz. Bu sırada da arkadaşlar tamam beklememize gerek kalmamış. Ücretsiz paketimiz açılıyor bakalım ne gelecek. Avantaj puanı. 500 ve boom. 60, birden yukarı gelmez mi demiştim. 62 geldi. Tutmadı tahminim. Bugün şanssız bir video çıkabilir arkadaşlar valla. Valla bugün şanssız bir video çekiyor olabilirim arkadaşlar. Umarım şanssız bir video çekmiyorumdur. Hadi bakalım valla birazcık sıkıntı. Hemen arkadaşlar diğer görevimize bakalım bakalım. Diğer görevimizde ne varmış hep birlikte göreceğiz. Şöyle hemen diğer görevimizin bulunduğu kutucuğu açıyoruz. Ve bastık bakalım diğer görevimiz neymiş aşırı derecede merak ettim. Abi bu görev aşırı zor arkadaşlar yani gerçekten bu görev zorluk ötesinde bir zorluğu var bu görevin. Hemen bir oynamayı deneyelim ama gerçekten çok zor size bir Zidane takımımı göstereyim ve takımda yaptığım değişiklikleri ve buna rağmen nasıl kazanamadığımı anlatacağım. Şimdi zaten arkadaşlar maçı kazanamadıysam çok hızlı bir şekilde geçerim. Şimdi aktif yapayım bu karoyu. Arkadaşlar bu karo nasıldı biliyor musunuz? Şimdi santrafor Mariano ve Valverde var ya Valverde yerine Modrić aldım, Mariano yerine 86'lık Benzema aldım. Yine denemedim. De yani bilmiyorum takipçim yenememiş. Bana söyledi ben denemedim, de anlamadım. Gerçekten çok zor. Hemen bir etkinliklere girelim etkinliklere girelim. Zidane etkinliğinin maçını bir açayım arkadaşlar ben sizinle birlikte. Kesintili kesintili hızlı bir şekilde göstereceğim. Sakın buralara atlamayın zaten yani dediğim gibi sıkıcı olmayacak. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> arkadaşlar şimdi ben telefondan oynadım da yenemedim. E, bilgisayardan oynarken nasıl yeneyim yani onu düşünüyorum ama bilgisayardan tabii ki çok daha zorlanacağım. Hadi bakalım başlasın bakalım belki bir şeyler olur ya. Ver vaskeze Vazquez yürü bakalım. Ya yenersen bilgisayardan oynarken var ya gerçekten şaşırırım. Bayağı bir şaşırırım hem de. Mariano. Hadi abi. Çok zor ya. O topu Vasquez alamaz mesela. İmkansız abi. Bu takımız. Aha. Yok. Bilgisayardan yön kontrolleri de daha zor olduğu için arkadaşlar. Yani top bir anda önümde kalsa bile benim için şans doğmuyor ve hani 1-1 bir bir bitirmek de yetmiyor. 2-1 öne geçmen gerekiyor. İlginç bir zorluğu var arkadaşlar. Yani gerçekten birazcık ilginç bir zorluğu var. Ki zaten yani yenemedik sayılır yani. Muhtemelen yenemedik. Şöyle hemen bir ara pası atalım. Nerede olduğunu bile görmeden attım pası ama neyse. En azından isabetli bir pas oldu. Lucas Vazquez. Bir gol atsak bize yeter mi? Bilmiyorum ama şöyle verelim. Abi baksana yandan nasıl açıyor topu? Sen Santrafor'sun ya. Top kontrolü öyle mi yapılır? Gerçekten çok zor arkadaşlar. Aşırı iyi bir Real Madrid kadrosu kurmamız lazım. Bale ve Hazard'ın direkt takımda olması lazım. Yani sağ kanat ve sol kanatın direkt geliştirilmesi lazım. Çünkü Santrafor'u geliştirdim hiç hiçbir işe yaramadı arkadaşlar onu söyleyeyim. Ya gol yemiyoruz zaten. Yani defanslara hiç gerek yok. Şimdi gol yiyormuşum. Vallahi ağlarım ha. Zaten ben gol attığım arkadaşlar zaman kesinlikle kornerden atıyorum ve %90 da %99 hatta Sergio Ramos'la atıyorum. Yani stoper gol atıyor. Yani atakta hiç gol atabildiğim bir oyuncu olmadı. Cross'la bazen atıyorum. Cross şu çekiyor. Ya Modric'i de aldım. Modric de iyi gibi gözüküyordu ama Modric'le bile kazanamadım. Gerçekten çok zordu arkadaşlar. Neyse hemen bir diğer görevimizi çevirelim. Bakalım diğer görevden ne çıkacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Şöyle bir önce bir Google Chrome'a girelim. Sonra şöyle yapalım. Sonra şöyle yapalım ve çevirelim bakalım ne gelecek. Zor bir görev gelmesin lütfen. Hadi abicim, güzel bir görev. Süper Güçe bir transfer yap geldi. Hemen arkadaşlar Süper Güçe bir transfer yapacağız şimdi. Hep birlikte şimdi size göstereceğim. Hemen ana ekranımıza gelelim. Süper Güç kadromuza girelim arkadaşlar ve sizin önerdiğiniz yani en beğenilen yorumu alacağım dedim. Bakın bu sefer çok anlamamışsınız. Eskisi gibi yapmamışsınız yorumları. Daha fazla yorum bekliyorum bir kere sizden. Daha fazla yorum ve daha fazla yorumların beğenilmesini bekliyorum. Bu videoda süper güç videosu gibi yine transfer öneri yapacaksınız. Çünkü bu videoda ben süper güçle transfer yap görevini koydum. Ama süper güç videosunda yine transfer yapacağız. Yani ek olarak transfer yapıyoruz bu videoda şu an. Bu da ilk defa oluyor şu anda çarkı çevir çıkanı yap challenge'larda. Ve arkadaşlar en beğenilen iki tane yorum vardı. Birincisini göstermeyeceğim. 14 beğenili bir yorum vardı. Onda 4 tane oyuncu sıralamış. Birisinde İrfancan Kahveci zaten vardı. Bir de başka bir yorumda İrfancan Kahveci yine görünce kesinlikle İrfancan Kahveci en çok istenen oyuncu olarak belli oldu ve İrfancan Kahveci şu anda transfer olarak yapıyorum. Bu videonun altına yorum yapın. En sol kanat veya sağ kanat yorum yaparsanız daha iyi olur. Çünkü santrafor ve MO şu anda transfer ettik. Bence sol kanat veya sağ kanat transfer yapın. Dediğim gibi arkadaşlar, yani eğer İrfancan Kahveci'yi alıyoruz şu anda eğer yorumunuz en çok beğenilen yorum olursa sizin dediğiniz oyuncuyu alacağım ve aklınızdaki oyuncu yoruma yazıldıysa kesinlikle o yorum beğenin ki arkadaşlar yorum üste çıksın ben görebileyim ve en beğenilen yorum olduğunu da göreyim ki alayım arkadaşlar. Hemen Avrupa Ligi kadrosuna giriyoruz ve İrfancan Kahveci takımımıza alıyoruz. Transfer yap demişsiniz. Ekranda da yorum çıkmıştır zaten. Ee, ekranda İrfancan Kahveci'nin yorumu çıkmıştır. Sizin de yorumunuz bu şekilde ekranda çıkabilir. Birazcık pahalıymış arkadaşlar ama şöyle bir 400 bin yazalım. 400 bine var mı? Görelim hemen. Kaydet arama yaptım. Ve bakalım var mı? Vardır muhtemelen. Evet, oha 199 e var. Yine güzel. 199 bin iyidir. Ee, 177 e, 177 bine de var gördük. 177 bin evet. Evet 177 bin 660 coin ise İrfan Can Kahveci'yi de süper güç takımımıza takviyesini yaptık. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşlar. O yüzden de zaten takımıma aldım. Hiçbir şekilde gücenmeden. Haydi bakalım abi hemen şöyle bir devam et diyelim. Takımımıza bir ekleyelim ama... O kadar yavaş ki internet. Niye bu kadar? ilk defa bu kadar yavaş oluyor. Yani Tam videoya girdim internet yavaşladı anasını satayım anlamadım ki. Şöyle keskin diyoruz ve İrfan Can'ı tabii ki de alıyoruz. Bunun da boostunu da geliştireceğiz arkadaşlar. Onu da süper güç videosunda yaparız. O zaman internetimiz daha hızlı olur ve daha rahat bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte hemen şöyle yapıyoruz. Chrome'a giriyorum şöyle yapıyorum. Buraya geliyorum ve hemen bir tane daha çark çeviriyorum. Bakalım çarktan ne gelecek. Paket açacağım. Paketten artı 74 gelirse elit oyuncu hızlı satacağım arkadaşlar. Hadi bakalım paketimizi açalım. Artı 74 gelirse de elit oyuncumuzu hızlı satarız. Paketin açılması da inşallah 15 dakika sürmez. Ki çok da sanmıyorum o kadar da değil ya. O da 15 dakika sürerse ben burada ağlayayım gideyim yani. Hadi bakalım. Açıl açıl abi mağazaya bile girmiyor. Bu ne ya? Neyse abi. Yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. Ama cidden sinir bozucu değil mi ya? Paketlere gelelim. Ve 50.000 coinslik paket Açılıyor bakalım. 50.000 bin coinslik paketten neydi görev bu arada? Arkadaşlar görevi şimdi size söylüyorum göremiyorsunuz ama paketten artı 74 gelirse elit hızlı satacağız. Hadi be kardeşim ya açıl. Artı 74 gelmesin lütfen gelmesin. Artı 74 gelirse de elit gelsin ki direkt o gelen eliti hızlı satarız. Ya da böyle hazard falan gelsin de böyle baya bir mutlu olalım. Bakalım ne geliyor. Artı 74 gelmez herhalde bu arada. Oh yemin ediyorum içim rahatladı. Vallahi billahi içim rahatladı. Haydi bakalım arkadaşlar o zaman Hemen bir tane daha çark çeviriyoruz. Bakalım bu çarktan ne gelecek? Yine aynı görev, yine aynı risk. Vallahi billahi sıkıntı. Vallahi billahi sıkıntı. Yine aynı görev geldi arkadaşlar. Lütfen, lütfen zorlanmayalım. Lütfen güzel bir oyuncu çıksın. Hadi be kankam, gel. Bana gel. Hadi bakalım. Geliyor mu Geliyor mu Geliyor mu? O mu geliyor? 74'ün altında şöyle temiz, güzel bir oyuncu gelirse mutlu olurum. 74'ün üstünde geleceksen elit çık. Bak beni çıldırtma. Oh yine 73 geldik. Güzel gidiyoruz. Vallahi şanslı gidiyoruz ha. Yemin ediyorum şanslı gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir çak daha çeviriyoruz. Bakalım buradan ne gelecek. İzleyiciler abone olsun geldi. Arkadaşlar o zaman izleyiciler abone olsun da videoyu kapatacağım. Yani bir daha görev yapmayacağım ama bir tane daha çevireceğim. Ondan da like atsın gelirse like atarsınız. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ben bütün görevlerimi yaptım. Sizin de bütün görevlerinizi yapmanızı istiyorum. Dediğim gibi daha da zorlanacak. Ve dediğim gibi bin beğene de yeni bir video çekeceğim. Ama bunun görev olarak gelmesi için bir tane daha çevireyim. Bakayım görev olarak gelecek mi? Gelmedi. Ücretsiz paket aç geldi. Zaten bunu açtık biz. O yüzden direkt geçiyorum. Bakalım gelecek mi? Evet geldi. Şansa var arkadaşlar. Bu kadar da şans olmaz. Geldi. İzleyiciler bin like atarsa yeni bölümü çek geldi. Yani bin like geçtiyse bile siz like butonunu yine de basın arkadaşlar. Çünkü... YouTube'a yeniden başlamanın zorluğunu sadece YouTube'a yeniden başlayanlar bilir. Yani benim gibi sürekli bunu yapanlar bilir. O yüzden siz like atıp destek olmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Bütün videolarımı da kaçırmayın arkadaşlar. Şurada kanalıma abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak efsane ötesi bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç de unutmayın. Ve bye bye.